Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlere geçen sene çektiğim bir videonun farklı ve interaktif bir versiyonunu çekeceğim. Geçen sene herkesin çok beğendiği ama benim hiç beğenmediğim birkaç filmi size paylaşmıştım ve o video bayağı iyi yaptı hani kanalındaki diğer videolara nazaran. Bu yıl sizlere sordum aynı soruyu. Herkesin çok beğendiği ama sizin bir türlü beğenemediğiniz, izleyemediğiniz filmleri sordum ve bir sürü yanıt aldım. Bir sürü şok edici yanıt aldım. O yüzden hemen videoya geçelim. Başlıyorum. Hadi bakalım. Öncelikle listemizde Once Upon a Time in Hollywood var. Once Upon a Time in Hollywood biliyorsunuzdur. Geçen sene çıktı. Tarantino'nun filmiydi. Ve evet, büyük bir kesim tarafından gerçekten çok seviliyor. Ancak Tarantino'nun diğer filmlerini düşündüğün zaman çok ama çok beklentinin altındaydı yani gerçekten. Margot Robbie mükemmel bir oyunculuğu var. Yani Leonardo DiCaprio'nun da, Brad Pitt'in de. Hani oyunculuklara hiçbir lafım yok. Ama bundan film çıkmaz ki. Öyle geliyor ve buna maalesef ben de hak vermek zorundayım. O yüzden buna katılıyorum. Maalesef. Tarantino'dan devam edelim. Pulp Fiction diyen olmuş. Pulp Fiction evet çok güzel bir film, hiçbir lafım yok. Ve sinema kültürüne çok büyük bir etkisinin olduğunu da farkındayım. Ancak çok abartıldığını ben de düşünüyorum. Bu tür sinemanın başlangıç filmi ve çok da önemli filmlere ilham vermiş bir film. Ancak abartılıyor birazcık. TikTok'ta bunun bayağı dalgası geçiliyor bu arada. Film TikTok'unda en azından. Hani birazcık abartıldığını düşünüyorum. Çok affedersiniz ama film güzel. Evet, bir sonraki bahsedeceğim film zaten bir önceki videomda da bahsetmiştim. Bohemian Rhapsody. Instagram'da yayınladığım o hikaye anketinde Bohemian Rhapsody iki kere geldi. Ne kadar çok Freddie Mercury'yi sevsem, Queen'i sevsem, şarkılarını sevsem de filmi sevemiyorum. Bunun daha derinlemesine açıklamasını geçen seneki videomda anlatıyorum. Özellikle bunun üzerine, hatta Bohemian Rhapsody üzerine bayağı duruyorum ve seviyorum. O yüzden oraya gidip bakabilirsiniz. Ardından gelmesine inanılmaz şaşırdığım bir film geldi. Çünkü bu filmi gerçekten ben çok seviyorum. İnanamadım bu filmin geldiğine. Eternal Sunshine of Spotless Mind gelmiş cevap olarak. Yani ben Eternal Sunshine'ı çok çok seviyorum. Hani gerçekten çok sevdiğim filmlerden biri. Hem Jim Carrey'nin hem Kate Winslet'in oyunculuğunu çok seviyorum. Aralarına geçen diyalogları çok seviyorum. Tamamen o temayı, konuyu çok seviyorum. Yani mükemmel bir film bence Eternal Sunshine. Ve burada gördüm ve çok üzüldüm. Çok sevdiğim bir film. İzlemediyseniz izleyin ve kendi fikirlerinizi oluşturun tabii ki de. Buna kesinlikle katılamıyorum. Çünkü 2018'de mi izlemiştim? Evet. 2018'de izlediğim en iyi filmlerden biri. Ve çok çok seviyorum. O yüzden katılamayacağım. Çok özür dilerim. Şimdi izlemediğim bir tane film serisini söyleyeceğim. İki kere Yüzüklerin Efendisi geldi. Ve bir kere de The Hobbit geldi. Yani Yüzüklerin Efendisi ve The Hobbit hakkında hiçbir fikrim yok. Gerçekten. Sadece Yeni Zelanda'da çekildiğini biliyorum. İzlemedim de, okumadım da, hiçbir şey bilmiyorum. O yüzden bu konu hakkında bir yorum yapamayacağım tabii ki de. Ardından bir tane daha seri geldi ki bu seri hani film kültüründe çok çok büyük bir yeri olan bir seri. O da Star Wars. Star Wars'un abartıldığını evet düşünüyorum. Gerçekten hani nasıl abarttı farkındayım ama ben çok seviyorum Star Wars'u. İlk üçleme yani 1980'lerde çekilen üçleme hani sinema kültürüne çok çok büyük katkısı olan bir üçleme ve çok seviyorum. Yani bilim kurgu bu çağda 2010'larda falan filan çok gelişti işte bu işte CGI'dir, IMAX'e falan filan hepsi arttı ama hani 1980'lerde öyle bir film çekmek çok zor. O yüzden zamana göre değerlendirmek zaman çok büyük bir katkısı var. Ama abartıldığının da çok büyük farkındayım. Buna göz yumabiliyorum. Bilmiyorum. Göz yumabildiğim tane seri bu. Pulp Fiction'a göz yummuyorum ama buna göz yumuyorum. Evet. Ardından Suicide Squad geldi. Türkiye'de gerçekten çok abartıldı o filmde. Hani Harley Quinn diye dolaşan kardeşim vardı. Ama gerçekten güzel bir film değil. Ben şöyle diyeyim. Ben sinemada izlediğim zaman daha ilk defa böyle DC fandom'una falan giriyordum. Ve çok heyecanlanmıştım filmini izlerken. Ancak filmi tekrardan düşündüğün zaman kötü. Sinemada izlemenin öyle bir şeyi oluyor maalesef. Çünkü mesela az sonra geleceğim bir filmde de aynı şekilde. Sinemada izlediğin zaman dünyanın en iyi filmiymiş gibi hissedebiliyorsun. Ama sonrasında düşündüğün zaman çöp bile çıkabiliyor filmler. Suicide Squad benim için öyle bir filmdi. Uzun süredir izlemediyseniz bir daha bir izleyin. Ve ne kadar kötü olduğunu bir görün. Çok kötü çünkü. Hani gerçekten çok kötü. Ve az önce bahsettiğim gibi sinemada izlediğin zaman sinema büyüsüne kapıldığın ama ondan sonra tekrardan düşündüğün zaman bu neydi ya böyle dediğin filmlerden biri de benim için en azından Endgame oldu. Şöyle Endgame'i ben şahsen yani iki arkadaşımla gittim. Ezgi ve Atilla ile gittim. Ve sonunda 45 dakika boyunca ağladım. Hani
güzel zamanlar değildi gerçekten. Endgame beni bitirdi. Bütün o phase 1, phase 2, phase 3'in hepsini bitirmek zaten çok zor bir iş. Ona hiçbir şey demiyorum. Filmi 3'e böldüğün zaman kesinlikle 3. kısım aklımda kalıyor hep. Ama ondan önceki kısımlar yok. Yok yani. Aklımda kalan tek son kısım. Son büyük savaş. Ve I Love You 3000. Infinity War daha güzel. Bunun üzerine bunu diyeceğim. Infinity War Endgame'den daha güzel. Period. Ardından da bugünlük son film olan Joker gelmiş. Joker de biliyorsunuz hani geçen sene bayağı ses getiren Oscar filmlerinden biriydi. Ve bunu söyleyince linç yedim çünkü daha öncesinde yorumlarımda linç yemişliğim var buna. Gerçekten tanık oldum yani bunu ama Joker'in de çok abartıldığını düşünüyorum. Şöyle, Joaquin Phoenix'e kesinlikle hiçbir lafım yok. Joaquin Phoenix mükemmel oynamış. Ama bunu sanırım Oscar videomda da demiştim, şuradan izleyebilirsiniz. O film Joaquin Phoenix'in performansını çıkarsan hiçbir şey demek. Ve o adam o filmi güzel yapan tek şey. Neyse, bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğenmişseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenmeyen butonuna basmayı unutmayın. Dediğim gibi eğer bu filmleri seviyorsanız hiçbir sıkıntı yok. Ancak lütfen saygılı bir şekilde tartışmayı öğrenelim. Aşağıda lütfen yorum atın eğer yanlış düşündüğünü düşünüyorsanız insanların. Bu filmleri izleyin. Siz de kendi düşüncelerinizi yaratın. Evet, bugünlük bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.